Sosyal medya hesabımızda da çokça konuşulan ve tartışılan bir konuya geçiyoruz. Malum yaz yaklaşıyor. Bodrum'daki fiyatlar yine magazin dünyasının gündeminde. Fakat bir şey var ki hızla önden aldı gidiyor ve durdurulamıyor. Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da 2023 yazı için fiyatlar belirlendi. Geçen yıl lüks işletmelerde tanesi 200 TL'den satılabilen, o noktaya gelen lahmacun yine o lüks işletmelerde 450 TL'ye kadar çıktı. İki lahmacun bir ayran içtiğinizde o lüks işletmede özellikle bir yerde 1000 TL'nin biraz üzerine çıkıyorsunuz. Mesele nedir? Önünüz deniz, gelen geçenler var. Zengin bir ortamdasınız. Denize bakarak çıtır çıtır lahmacun yiyorsunuz. 450 TL. Yiyene afiyet olsun diye. Yutkunana. Evet, rahat rahat yiyene de evde afiyet yapıp olsun. Evde yapıp çıksınlar artık. 450 lira, iki kişi gitsen 900 lira. Yanına da ayran istedin, 2000 liraya kalktın. Feci. Tabii yani, lahmacun korkunç. İki ayran. Evet, şimdi şeye giremiyorsun, bir restorana giremiyorsun gerçekten bir şey. Dünyanın parası. Evet. Bir şey 1000 evet. liradan aşağı çıkmıyor. Ne diyorsun? Yanında yap, yapması da kolay. Dürüm yap, çantana koy götür. Kovarlar oradan adamı. Vallahi bak, yapacaksın gizlice. Bir tane oradan sipariş edeceksen herhalde dörde böleceksin. Gıdım gıdım. Aradan da çantadan çıkartıp yiyeceksin galiba. Safiye yöntemiyle ucuza getirebilirsin. Vallahi yani bu şeye geldik yani. Evet. Mekanlar da biraz... Onlar da ne yapsınlar yani? Her şey tabii ki almış başına gidiyor. Evet. Pahalılık var. Ama ne yapsın doktorunda da 450 de. Oğlu Ahmet değil mi? Ne güzel bir mesaj yazmış. Hayatım yazmış altına. Da gece 3 kere okudum işin içinden. Ben şimdi bir kısmını okuyacağım, orası anlaşılır. En iyi lahmacun maliyeti restoranın kirası 100 bin liradan hesaplayalım diyor. Bunun içine elektrik, su, doğalgaz, vergi vesaire hepsini de koyalım. Yaklaşık 40 liradır diyor. Düşünebiliyor musun? En iyi lahmacun fiyatı 40 liradır diyor. Ama biz 450. 450 liradan bahsediyoruz. Bu ne ya? Ve Urfa'dan yazanlar var. Örneğin diyorlar ki Urfa'da lahmacun işte kebap ustasıyım. Bu fiyata 100 tane lahmacun çıkarıyoruz. Hem de gayet kaliteli iyi kıymadan diyor. Yine İstanbul'dan biri yazmış. Bu parayla bizim lokantada 80 lahmacun çıkarıyoruz diyen var. Seyircilerimizden bir tanesi de içine Nusret'i mi koymuşlar öyle mi servis ediyorlar yazmışlar. O kadar sıcak da lahmacun nasıl yiyorlar canım noktasına gelen de var. Yani lahmacundan soğumak için. Ya en ucuzu lahmacun. Bir yere gittiğim zaman bir tane lahmacun getirir misiniz diyorlar. Sanki hani ucuzmuş gibi. Ha. Bir şey söyleyeceğim ama. Ama o yere gidersen çok fena işte. Safiş'in söylediği şey çok doğru. Artık böyle İstanbul'daki çoğu restoran da Bodrum'daki o lüks mekanlar gibi artık. Yani hayatım, evet. Eskiden ne bileyim 100 lira, 150 lira ödediğin hesap tabii. vardı. Şimdi 600-700 lira ödüyorsun. Aynen. Mekana. Aynen. Bir kebapçıdan en az yani bir kişi. Evet. Valla 500 liradan aşağı çıkmıyorsun 600 liradan aşağı. Evet. Bir kişi yani. Aynen öyle. Normal Yemen'de bu. Evet. Normal Yemen'de. Evet. Öyle. Yani 450 TL. Hani yanlışlık eseri fiyatlardan haberin yok. Gerçi mutlaka bakıyoruz da. Ama iki lahmacun, iki ayran yiyorsun. 2000 küsür lira falan geliyor. İnsan neye uğradığını şaşırır. Evet. Ben kavga çıkarırım. En unutamadığın lahmacun olur herhalde. Yok. Zehir olur sana zaten. Zehir olur. Ya ben bir şarkı kavga okuyayım çıkarırım. Çocuklar. Şarkı okuyacağım. Bodrum'dayız şu an Bodrum'da. Tamam Bodrum'dayız da. Daha Bodrum'dan dönmüyoruz. Bodrum'da kalalım biraz daha. Sen de bize Bodrum'u anlat. Sen de Bodrum'a gidiyoruz işte biz. İşte biliyoruz onu da konuşacağız. Bodrum'dan dönmeyelim iyi. Evimiz var Bodrum'da da. Hep de zaten orada şeyler yapıyoruz, çekimler yapıyoruz, atıyoruz size de. Çok güzel. Evet. İnşallah yazın yine Bodrum'da sahne Safiye, alacağım. En güzeli senin gibi yapmak. Bir tane evim var. Bahçe bostanı da var. Biberi, domatesi, salatalığı oradan. Bir de köyde de var. Oh. Allah nasip ederse ne köyde. Güzel. Mayıs'ın sonunda işte Harun için çok önemli biliyorsun. Harun'u götürüyoruz. Evet. Orada oksijene bol. Onun orada çok iyi geliyor. Evet. Burdur Isparta arasında Ağlasun köyü. Çok güzel bir ev yaptırdım çocuğumuz sağlığı için. Ne güzel. Kışın Bodrum'da kalıyor. Yazında 4 ay orada oluyor. O onun için çok iyi oluyor. Bütün aspire makineleri olsun, oksijen makineleri hepsini attık. Orası çok iyi geldi ona. Ay, harika. Çok şükür yani. Benim için Bodrum sadece dediğin gibi yazın çok şey oluyor. Hem pahalılığıyla evet. hem de kalabalık. Kalabalıklığıyla çok da
Sıcak benim için iyi de yani zaten ben sahne alıyorum Bodrum'da evet. genelde. Bodrum'da kalalım çünkü merakla beklenen olay dün gerçekleşti efendim. Yazın habercisi, yazın geldiğinin habercisi olan Fedon dün denize düştü. O düşme anları da kameralara böyle yansıdı, izleyelim. Aslında 2 Mayıs Salı diyeceğiz çünkü Fedon denize düştü. Denize Fedon aşkım. 4. Cemre'mizdir. Benim de komşum. Cemre havaya, toprağa, suya düşer. En son Fedon'dan, 4. Cemre'de Fedon denize düştü. Başladı. Kesinlikle. Ve başladı. Sezon hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz buradan. Ben geçen yazdan bu yana Fedon'a taktım. Müge biliyor. Diyorum ki Müge Fedon'a diyorum, ben böyle gece dışarıya çıkmayı falan sevmem ama ondan. Bir Fedon'u izlemek istiyorum. Evet. Hatta evet. dedim İstanbul'da sahneniz var mı diye de yazıştık. İstanbul'da sahnesi yok, hep Bodrum'da. Gel bana, yan sokağımda oturuyor, kapısını çalalım. Ya bizim benim mesela çıktığım... evet. Evde konser diyorsun. Evde konser. Benim çıktığım otelde sürekli mesela Bülent Bey hep çıkartır Fedon'u. Ben çıkıyorum, Fedon çıkıyor. Hem benim şeyden de torbadan da komşum oluyordu Fedon. Fatih Yürek. Sen eğlencelisin, o eğlenceli, ne güzel. Beğen. Bunlar hepsi şeylerdir ya. Kim çıkartıyor? Bülent Kaya, benim patronum. Hep sürekli çıkartıyor. Yazın Fedon'u çıkartır, beni çıkartır. Hep eğlenceli isimler, ne güzeller. Çok. Evet. Aynı zamanda biz Torba'da da Fedon, Ferdi Özbeğen rahmetli, Fatih Yürek. Hep bir arada şey yapardık. Ay güzel. Denize girerdik beraber. Ay çok eğlenceli. Ay eğlenceye bak. Yalnız Fedon'un slip mayosu meşhurdur. 2 yazdır o slip mayoyu bir kenara koydu. Dilimize onu, düştü onu çünkü. Onu Mehmet Günsür'e verdi herhalde. Aynen, kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim değil mi? Vazgeçti slip mayodan. Dur, vazgeçti demek için henüz erken. Birkaç hafta sonra yine onunla çıkabilir. Bu arada Sıla'yla ile İlker Kaleni'nin ayrıldığına dair sosyal medyada bir iddia dedikodu vardı. Yan yana gayet romantikler ve Sıla'da mutlular. Sıla da ne güzel gözüküyor. Çok hoş görünüyor. Aşk yaramış. Vallahi bir çok huzur hoş gelmiş duruyor. Yüzüne. Ya. Çünkü bu ışıkta... insan mahvolabilir ters ışık her an. Ama çok çok iyi duruyor yani. Evet, yazı müjdeleyen evet. 3 şeyde gerçekleşti. Bir Demet Akalın şarkısı, Serdar Ortaç şarkısı. Özlem Yıldız da gitti. Şezlong'a bir uzandı. Eda Taşpınar, bir de Şezlong'u karaya çekince. İşte bu dörtlü beşli bir araya gelince biz diyoruz ki tamam. Bir de lahmacunun fiyatı açıklandı. Tamam. Tamam, bitti. Ben sıra bana geldi. Şimdi ben şarkımı söyleyeceğim. Ben şarkı çıkarttım bacım. Şarkınız buraya. Gelsin efendim. Peki evet. Şarkısını söylese. Safiye Soyman'ı. Okumam lazım. Patronun şarkıyı verelim. Dinleyelim, gelsin. Patronum Bülent Kaya izliyor şu arada. Sevgilerimi iletiyorum. O bekliyor şarkılarını. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Çok size tabii buyurun. Ki. Buyurun. Evet. Gelsin şarkı lütfen. Ankara güzelse sebebi sensin veya hikayemi. Hangisi? Hangisi gelirse. Canlı okusaydın keşke şarkı. Sonra. Tamam, sonra.